Bismillahirrahmanirrahim. Rehber TV'nin kıymetli izleyenleri. Öncelikle sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlar. Sizlere hayırlı akşamlar dilerim. Gündeme dair iç ve dış gelişmelerin konuşulduğu gündemin nabzında bu akşam Peygamber Sevdaları Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Onu Oku, Onu Yaşa temasıyla siyer sınavıyla ilgili merak edilenleri konuşacağız. Kıymetli izleyenler, sizler de dilerseniz gündemin nabzı etiketiyle Twitter üzerinden sorularınızı bize yönlendirebilirsiniz. Efendim, çok kıymetli konuklarım var. Peygamber Sevdaları Vakfı kurucu üyelerinden Fevzi Aydın ve Nurettin Teymur Beyefendi bizimlediler. Sayın Aydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah teşekkür razı ediyorum. Olsun. Allah sizlerden razı olsun katılmanızın dolayı. Efendim, bu akşam işte Peygamber Sevdalarının Onu Oku, Onu Yaşa temasıyla düzenlemiş olduğu siyer sınavı ile ilgili konuşacağız. Ona geçmeden önce Peygamber Sevdalarının kuruluş amacı nedir? Bu konuda üstlenmiş olduğu misyon nedir? Bu konuda bize neler söylemek istersiniz? Peygamber Sevdaları platformu bütün halkımızın da malumu olduğu üzere 2005 yılında Danimarka'da karikatür saldırısı olmuştu Peygamber Aleyhisselam hakkında. Ondan sonra özellikle Diyarbakır'da 2006'nın başlarında Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda Peygamber'e saygı mitingiyle ilk defa yüz binleri bir araya getirerek Müslüman özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin Peygamber Aleyhisselam'a yapılan hakareti kabul etmeyişi ve Müslümanların bir araya gelişiyle büyük bir miting düzenlendi özellikle ondan sonra. Ondan sonra Türkiye çapında çok İslami setaka, herhangi bir cemaate, herhangi bir derneğe, herhangi bir tarikata bağlı kalmaksızın bütün Müslümanların, Muhammed'i askla, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırı için bir araya geldiler ve bir platform oluşturdular. Tabii sonra bu platform son zamanlarda özellikle bu yıl vakıfa da dönüştü inşallah. Tabii biz de ilk başta ilk dediğim gibi 2005 yılındaki Danimarka'da yapılan karikatür krizinden sonra Peygamber Sevdaları kuruldu. Kurulduktan sonra özellikle Türkiye çapında en çok böyle kutu doğum etkinlikleriyle tanındı. Ondan sonra siyer sınavı düzenledik. 8 yılda siyer sınavı düzenliyoruz. Halkımız bunu yakından bilmektedir. Salavat seferberliği gibi etkinliklerimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda böyle yılın hemen hemen her ayında Peygamber Sevdan yapmış olduğu etkinlikler vardı. Tabi Peygamber Selam Aleyhisselatü Vesselam'ı özellikle toplumumuza tanıtmak, halkımıza götürmek adına çok etkinliğe imza atmıştır Peygamber Sevdaları. Bizim amacımız hani Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresi'nin 6. ayetinde Allahu Teala ferman buyuruyor ki Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Yani bizler Peygamber Aleyhisselam'ın ümmeti olmamız nedeniyle özellikle içinde bulunduğumuz toplumun Peygamber Aleyhisselam'ın hayatından, İslam'dan uzaklaşmasından dolayı yaşamış olduğu sıkıntıların tümünün Peygamber Aleyhisselam'dan uzaklaşmamızdan kaynaklandığına inanıyoruz. Ve bu amaçla özellikle Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını hem aileye, aile toplumuna hem de gençlerimize, çocuklarımıza, bütün Müslümanlara götürmek için, okutmak için faaliyetler yapmaktayız. Yani aslında Müslüman bir toplum olarak kendi özümüze bir dönüş olmak için onda gayret göstermek. Yani bizim kendi özümüz, yani biz ne zaman ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan ayrıldık, başka sahte kahramanların peşine düştük, beşeri ideolojilerin peşine takıldık, o zaman hem kardeşliğimiz gitti, hem birliğimiz gitti, hem beraberliğimiz gitti, hem ailemizde huzur kalmadı, hem gençlerimizde ahlak kalmadı. Bizler de buna inanıyoruz ki eğer bizler gerçekten kurtuluşa ermek istiyorsak, eğer bizler gerçekten temiz bir toplum, kardeşçe bir arada yaşamak istiyorsak, bizim yine özümüze, İslam'a dönmemiz gerekir. Peygamber Aleyhisselam'ın yoluna, sünnetine dönmemiz gerekir diye düşünüyoruz tabii ki biz. Kesinlikle. Bu konuda üstlenmiş olduğunuz misyonu kısaca açıklayabilir misiniz? Yani hani hakikaten baktığımız zaman yüz binlerle ifade edilen mevlid etkinlikleri, yüz binlerle ifade edilen siyer sınavı düzenleniyorsunuz. Hakikaten bu konuda büyük bir çaba ve büyük bir gayret gösterdiğinizi görüyoruz. Bu konuda üstlenmiş olduğunuz misyon hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani Allah-u Teala Nisa suresinin 80. ayetinde diyor ki peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Evet. Bizler buna inanıyoruz ki yani özellikle son zamanlarda bazıları işte İslam'ı, Kur'an'ı Peygamber Aleyhisselam'dan ayırmaya, ayrı bırakmaya çalışmaktadır. Özellikle bilinçli bir şekilde çalışma yürütmektedirler. Bizler peygamber sevdaları
Allah'a giden yolun, Allah'a rızasının Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna uymakta, onun sünnetine tabi olmaktan geçtiğine inanıyoruz ve toplumumuzun ihtiyacı da şu anda Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine ve yasantısına ihtiyacı vardır. Kesinlikle. Bizler bu toplumumuza, özellikle gençlerimize bunu götürmek adına elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz inşallah, tabii ki. İnşallah. Sayın Temur, Peygamber Sevdaları Vakfı'nın yapmış olduğu çalışmalar hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Kıymetli izleyenlerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Peygamber Sevdaları Vakfı elhamdülillah bu yıl 8.sini düzenleyeceği Onu Oku, Onu Yaşa ödülü siyer sınavı ile ilgili çalışmalarının startını 3 Aralık'ta verdi. 3 Aralık ve 3 Şubat arasında Allah'ın izniyle kayıtlarımız devam edecektir. Bu süre zarfı içerisinde elhamdülillah büyük bir teveccüh var. Kardeşlerimiz geçen önceki senelerden işte gireyim girmeyeyim tereddüdünde kalan kardeşlerimiz başkalarından almış olduğu enerjiyle bu yılda elhamdülillah hem kendilerini çoluk çocuk yaşlı demeden en küçük kategorimizde olan 4. sınıf öğrencilerimizden başlamak suretiyle 70'e kadar elhamdülillah katılımcılarımız bu konuda iştirak ediyorlar. Bizi sevindiren tabi bazı konular var. Bu konularda en güzel olan yanlarından birkaç tanesini böyle aktarmak istiyorum. Lütfen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak, onu anlamak, onu yaşamak, onunla olmak ailelerin bize aktardığı şekliyle, kardeşlerimizin, katılımcılarımızın, yarışmacılarımızın bize aktarmış olduğu kadarıyla ilk defa okuyan var. İlk defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den haberdar olan var. Eşiyle birlikte müzakere ederek çalışmalara katılan kardeşlerimiz var. Yani kitaplarını okuduktan sonra hangi kategoride katılıyorlarsa o kategoriyle beraber hem okuyu hem müzakere edip çok daha iyi bir keyif aldıklarını, böyle olmazsa işte çok kitap okuma heveslisi olmadıklarını görüyoruz. Bununla birlikte elhamdülillah şimdiye kadar peygamber sevdalarının yani daha doğrusu daha şimdiye kadar peygamber aleyhissalatü vesselam'ın siyerini okumayan, hayatını okumayan belki on binlerce insan var. Belki de bu vesileyle de peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın hayatını öğrenmiş oluyorlar. Bir yönüyle bir sevinç kaynağı olsa gerek. Maalesef hani okumayanlar var. Elhamdülillah buna vesile olduğumuz için de çok mutluyuz. Evet. Bunu inşallah sürdürmeye de devam edeceğiz. Peygamber Sevdaları Vakfı kurulduktan sonra yeni zaten vakfımız yeni kuruldu Allah'ın izniyle. Bu sene de vakfımızın adına başvurularımızı yaptık. İnşallah bir aksilik olmazsa 17 Şubat'ta sınavımızı gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili bu yılla ilgili bazı şeyler aktarmak istiyorum. Birinci kategori 4. ve 5. sınıflar için gerçekleşecek. Evet. İkinci kategorimiz onun kitabı da en güzel örnek Hazreti Muhammed Feyzullah Zerey'in yazmış olduğu kitaptır birinci kategori için. İkinci kategoride yarışmacılarımız 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri içindir. Bunda da Mehmet Ali Gönül'ün Sevgili Peygamberim adlı kitabı. Onları da tabii böyle şöyle gösterebiliriz. Üçüncü kategoride yarışan kardeşlerimiz lise çağında dediğimiz 9, 10, 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz de İdris Şimşek'in Hazreti Muhammed'i tanımak sallallahu aleyhi ve sellem kitabını şöyle kameraya gösterebiliriz. İnşallah okuyacaklar. Gençlerimizden beklentimiz büyüktür. Bizim çünkü en çok beklentisi içerisinde olduğumuz kategoriler başında 1, 2 ve 3. derecedeki kategorideki kardeşlerimiz geliyor. Çünkü bizim geleceğimiz onlardır. Bizim yol aydınlığımız, göz aydınlığımız kardeşlerimiz eğer bunu iyi bir şekilde anlarlarsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı çok iyi tanırlarsa hayatlarına nasıl yön vereceklerini iyi bilirler. Evet. Bir idareci mi olmak istiyorlar? İyi bir baba mı olmak istiyorlar? İyi bir komşu mu olmak istiyorlar? İyi bir arkadaş mı olmak istiyorlar? Yani bunların tamamı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın kendisinde mevcut. Evet. Son olarak da 4. kategoride Peygamber'in Resul-i Ekrem adında Hüseyin Yıldız'ın yazmış olduğu kitabımızdır. Geçen seneki katılımcılarımız, kardeşlerimiz iyi bilirler. Hüseyin Yıldız'ın geçen sene de yine Resul-i Ekrem adında birinci kitabı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan Uhud Savaşı'na kadar olan bölümü alınmıştı. Bu sene de Uhud Savaşı'ndan vefatına kadar olan bölümü ele alındı.
Bununla ilgili kardeşlerimize tavsiyelerimiz muhakkak kendilerini, kardeşlerini, arkadaşlarını, çevredeki dostlarını muhakkak bu kaybedeni olmayan siyer sınavına kaydetmelerini istiyoruz. Aslında kesinlikle hakikaten bahsetmiş olduğu bir kaybedeni olmayan bir sınav. Aynen. Yani giren herkes muhakkak derecede bir şeyler kazanıyor. İnşallah bunun en güzel örneği de Allah'ın rızasını kazanmak olur. Muhakkak beklentimiz öyle. Sayın Adın, baktığımızda hakikaten siyer kitaplarını okuduğumuzda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek yaşantısını görüyoruz. Biz baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için hayatımızın her anının ve her alanı tartışılmaz önderidir. Sadece okuyarak değil, aslında onu bir zat hayatımıza taşıyarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğini, onun dizleri dibinde yetişen Ashab-ı Kiram'ın örnekliğini hayatımıza yaşayaraktan en güzel örnek ve en güzel prototip olan Ashab-ı Kiram'ın hayatını da kendi üzerimize tatbik edebiliriz. Bu konuda sizler neler söylersiniz? Zaten bizim temamızda da olduğu gibi onu oku, onu yasa diyoruz. Yani eğer bizler sadece okuyacak olsak, onu yasamadığımız zaman, hayatımıza naksetmediğimiz zaman, hayatımıza yön vermediği zaman bize herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Önemli olan okuduğumuzu hayatımıza yön vermesidir ve hayatımızı ona göre tatbik etmemizdir. Eğer bu şekilde yaparsa bundan faydalanmış oluruz tabii ki. Tabii ki Peygamber Selam'ın hayatına baktığımız zaman, Peygamber Selam'ın hayatının tümü bizim için örnektir. Evet. Özellikle çocukluğundan baktığımız zaman, gençliğine baktığımız zaman, peygamberlikten önceki dönemine baktığımız zaman, içinde bulunmuş olduğu topluma baktığımız zaman, yani bizim özellikle şu andaki toplumumuzu çok iyi bir şekilde anlatmaktadır yani. Yani o zamanki topluma baktığımız zaman, Peygamber Selam gelmeden önceki insanların haline baktığımız zaman gerçekten yani güçlü zayıfı ezerdi. Kadınlar bir meta gibi satılıp alınıp satılırdı. Çocuklarını diri diri toprağa gömerdiler, özellikle kız çocuklarını. Ve öyle bir toplumdu ki yani kim kimi ezebiliyorsa eziyordu. Gerçekten günümüzdeki topluma da baktığımız zaman, özellikle şu anda bir haberleri seyrettiğimiz zaman bakıyoruz ki haberlerde baştan sona kadar işte kadına şiddet, çocuğa şiddet, işte hayvanlara şiddet, işte bunun yanında bazen yaşlılara şiddet. Bu her gün bu haberlerde bunu görüyoruz. Bunu yapmamızın, bu hale gelmemiz, yani durup dururken bu hale gelmedik biz. Biz nasıl bu hale geldik? Yani bizler Peygamber Selam'ın hayatından ve sünnetinden uzaklaştıkça bu hale geldik. Böyle canavarlaştık. Evet. Aslında baktığımız zaman, Peygamber Selam'ın dönemine baktığımız zaman onun içinde bulunduğu toplum da bunları yapıyordu. Ama o zaman bunu yapan insanlar, bu haksızlıkları yapan insanlar, bu çirkeflikleri yapan insanlar özellikle bakıyoruz Peygamber Selam'a iman ettikten sonra, ona tabi olduktan sonra bugün onlara örnek nesil diyoruz. Bugün herkes gıdayla onlara bakıyor. Eşkıya evliya bir topluluğa. Aynen o şekilde. Yani onlara baktığımız zaman bugün bütün dünya Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar bile Hazreti Ömer gibi birisinin adaletinden bahsetmektedirler. Onun yolunu sürdürmeye çalışmaktadırlar. Onun gibi yapmak istemektedirler. İşte biz de bunu diyoruz ki özellikle toplumumuz, eğer Peygamber Selam'a tabi olduğumuz zaman, onun hayatını yaşadığımız zaman, okuyup yaşadığımız zaman inşallah bizler de o örnek nesil gibi olacağız ve biz de birer numune olacağız. Gökteki yıldızlar gibi. Tabi burada önemli olan özellikle bu özellikle günümüzde çocuklarımız, gençlerimiz, yani hatta yetişkinlerimiz dahi artık kitap okumaz olmuşsunuz. Yani toplum olarak kitabı bırakmışsınız. Yani normal dünya seviyesine baktığımız zaman çok gerideyiz kitap okuma konusunda. Bizler bu siyer sınavıyla özellikle katılımcılarımıza, gençlerimize bu kitapları götürdüğümüz zaman bakıyoruz, bazen onlara soruyoruz kaç kez okudun? 2 kez, 3 kez, 4 kez, 5 kez okuyanlar, hatta kitap kadar not çıkaranlar bile oluyor. Evet. Yani burada ince ince kitabın tüm detaylarını öğrenip ona göre şey yapıyorlar. Burada önemli olan hem kitabı okutmak, hem en güzel okutması gereken Peygamber Selam'ın hayatını okutmaktır. Ve aynı bunun yanında da bir sefer o kitabı bir nevi onlara ezberletirmektir. Peygamber Selam'ın hayatını onlara ezberletirmektir. Burada da başarılı olduğumuzu görüyoruz ve Allah'a hamdolsun ki çok güzel numuneler elimizde var. Böyle çok güzel yansımaları bize oluyor, dönüşleri bize oluyor. Bu da bizi ziyadesiyle sevindirmektedir. Evet. Sayın Aydın'ın biraz önce değinmiş olduğu gibi Ashab-ı Kiram'ın yeryüzündeki yıldızlar olduğundan bahsetti. Biz baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Ashab-ı Kiram'dan bahsederken radıyallahu anhum ve radu anhum der. Allah o topluluktan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Hakikaten baktığımızda sahabe-i kiramın bu kadar yüce, bu kadar yüksek bir seviyeye çıkmasının temel sebebi ne olabilir? Yani malumunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke toplumunda yaşadığı dönemde
kendisine bazı tekliflerde bulunuldu. Bu tekliflerden bazıları neydi? Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, istersen sen bu davandan vazgeç, biz sana Kabe'nin anahtarlarını verelim. Evet. Biz seni en iyi, en güzel kızlarımızla evlendirelim. Biz sana istemediğin kadar mal mülk verelim. Asla bunu kabul etmedi. Normalde kabul edip istediği mertebeye ulaşabilirdi. Ama eğer amaç Allah'ın rızasıysa, bunu kazanmak ise, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashab dediğimiz, onun güzide ashabının ilmek ilmek işlediğini, Mekke dönemini, Medine dönemini, fedakarlıklarını, yaptıklarını, Peygamber Efendimizin dizinin dibinde birebir yetiştiklerini görüyoruz. Evet. Ashab-ı Suffa'dan bahsediyoruz, ilim talebelerinden bahsediyoruz. Bunların kolay kolay elde edilemediği, yani günümüz toplumunun, hatta özür dileyerek söylüyorum, bizim idrak edemeyeceğimiz bir şekilde zorluklarla bunu kat etmişler. Yani kendi fedakarlıklarının zirveye ulaşması, Allah-u Teala'nın onlarda razı olmasının sebebi ihlaslarıydı, samimiyetleriydi ve bunu kendi canlarını Peygamber aleyhissalatü vesselama her daim feda edeceklerinin gösterdiği örneklerdi. Kesinlikle. Aslında bir de baktığımızda hakikaten onlar Allah'ın emir ve yasaklarına çok samimi, çok net bir şekilde uymalarıydı. Yani Allah-u Teala ve Resulü'nden bir emir geldiği zaman onların söyledikleri en güzel sözlerden bir tanesi semi'ne ve etane. Duyduk ve itaat ettik. Aynen. Bizim de aslında Müslümanlar olarak, yani Rabbimizin bizden razı olmasını istiyorsak, bizler de Rabbimizin ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emir ve yasaklarına hakikaten uyulması gerektiğini söyleyebiliriz. Şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Geçen sene siyer sınavına katılım konusunda nasıl bir, elinizde nasıl bir bilgi var, nasıl bir veri var? Bu konuda bizlerle paylaşmak istersiniz. Peygamber Sevdalar Vakfı'nın geçen sene platform olarak sürdürmekteydik. Geçen sene de yapmış olduğumuz çalışmalarda siyer sınavı ile alakalı 8.sini düzenlediğimiz diyoruz. Bu süre zarfı içerisinde her sene elhamdülillah katlanarak katılım olduğunu gördük. Bu da bizi bir daha çok heveslendirdi, daha çok şevklendirdi. Azmimiz arttı. Bu konuda veri olarak geçen sene yaklaşık 300 bine yakın bir sayı katılımcı sınava oldu. Sınava katılım ise 200 bin civarında. Hani katılım oranları bazen değişebiliyor. Evet. Ulaşamayanlar olabiliyor. Birazdan inşallah onların katılımcılarımızın, yarışmacılarımızın dikkat etmesi gereken hususlar konusunda da inşallah biraz değinmeye çalışacağım. İnşallah. Yani bizler aslında bu siyer sınavını ilk düzenlediğimiz zaman özellikle Peygamber Sevdalar'ı takip eden Müslümanlar bunu biliyorlar. İlk başladığımız zaman 6.000'den başladık. İlk siyer sınavı yaptığımız zaman 6.000 kişi katılmıştı. Bu gittikçe katlandı. Her sene 2'ye 3'e katlandı. Ta ki geçen seneye kadar ki 300.000 üzerinde bir kayıt aldık bunu. Tabi burada gerçekten siyer sınavını özellikle baktığımız zaman en çok zaten ilk yaptığımız zaman yetişkinlere yönelik yapıyorduk. Sadece yetişkinler katılabiliyordu. Ondan sonra baktık ki bizim özellikle gençlerimiz, çocuklarımız, ilkokul, ortaokuldaki öğrencilerimiz Peygamber Efendimiz'in hayatına acayip bir ilgi gösteriyorlar ve acayip bir okuyorlar. Yani böyle yetişkinler gibi de değil, çok daha fazla okuyorlar. Biz de bu sınavı normalde bir kategoriyken bunu iki kategoriye, sonraki zamanlarda ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkinler olmak üzere sonra 4 kategoriye çıkarmışız. Yani bu gençlerimizin özellikle Peygamber Efendimiz'in hayatına böyle ilgi duymaları ve bizler de Peygamber Efendimiz'in hayatını onlara götürerek, özellikle her sene ayrı kitaplar yazarak onların seviyesine göre, onların anlayabileceği şekilde, örneğin yani birinci kategorideki kitabımıza baktığımız zaman zaten kendi renginden de seninle belli oluyor ki bir özellikle ilkokuldaki çocuklarımıza yönelik onların ilgisini çekecek şekilde Peygamber Selam'ın onlarla alakadar olan kısmını kitaplarımıza alıp hikaye tadında onlara sunduk. Özellikle bu çocuklarımız bu kitaplarımızı çok sevdiler ve fazlasıyla okuyor. Dediğim gibi bazen 4 kez, 5 kez, 6 kez kitabı bitirenler oluyor. Bu da bizi sevindiriyor. Tabi burada özellikle siyer sınavında sadece hani çocuklar ve yetişkinler değil, yani mesela bayanlar katılıyor, yaşlı teyzelerimiz katılıyor, yaşlı amcalarımız katılıyor, herkes bu sınava katılıyor. Yani 7'den 70'e
diyebilir ki denetmişse herkes bu sınava kaydını yapıp ve katılabiliyor. Evet. Bu da yani epey özellikle halkımız için güzel bir şey oluyor. Yani bunu sınavımızı özellikle heyecanla bekliyorlar. Ne zaman zamanı gelecek? İşte ne zaman başlayacak? Ne zaman kayıt alacaksınız? Yani bize aylar kala bize gelip ne zaman başlayacaksınız diye şey Sayın yapıyorlar. Sayın Adın düzenlemiş olduğunuz onu oku, onu yaşat adlı temasıyla düzenlemiş olduğunuz bu siyer sınavı il bazında mıdır, bölge bazında mıdır, yoksa Türkiye geneli olarak mıdır? Onlar yani bizler bu siyer sınavımızı Türkiye geneli yapıyoruz. Yani Türkiye'nin her yerinde bu sınavımızı yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki ulaşamadığımız belki %100 ulaşamadığımız bazı yerlerde olabiliyor. Bazen çıkıyor. Özellikle katılımcılarımız bunu bize soruyorlar. Yani işte filan yerde sınav var mı, filan yerde sınav var mı? Yani biz mümkün mertebe elimizden gelinceye kadar kayıtların olduğu, bilen kayıt olduğu, böyle imkanlarımızın olduğu bütün yerlere siyer sınavımızı götürmeye çalışıyor. Türkiye genelidir bu sınav ve hediyeler de Türkiye geneli verilen hediyelerdir. Türkiye genelidir şu anda sınavımız evet. Hocam. Evet. İl bazında yerler de var mı öyle? Yani il bazında özellikle bazı illerimiz örneğin normalde bütün illerin dereceleri ortaya çıkıyor. Örneğin bütün okulların bazı okullar gelip okul yöneticileri bize işte bizim okullarımızın bilgilerini, şeylerini bize verin. Kaç kişi işte birinci olmuş, ikinci olmuş, hangi sınıflar okullara kadar hepsini onlara verebiliyoruz. Bu da bazen okulların işte kendi kodlarını optik okuyucuya geçirdikleri zaman o okulların da bilgileri çıkıyor ortaya. Başarı dereceleri ortaya çıkıyor. Onlara veriyoruz. Onlar da bir sefer hani okullar bazen kendi aralarında bir sefer okul birincilerine ve ikinci üçüncülerine kendileri de ödül veriyorlar bazen yani böyle kendi inisiyatifleri falan. Onlar derece girmeseler bile evet, okul bazında. Girmese dahi okul bazında bazı okul yöneticileri bunu yapıyorlar yani. Evet, çok güzel. Sayın Temür, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyup anlamak, onun vermiş olduğu o güzel duygu bize, toplumumuza, ailemize ne tür güzellikleri, faydası var, katkıları var? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Allah razı olsun. Yani ondan bahsediyoruz. Peygamber evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen zattan bahsediyoruz. Yani Allah-u Teala'nın yeryüzüne göndermiş olduğu peygamberler aleyhisselamın hepsinin de ona gıpta ettiği bir insandan, bir şahsiyetten bahsediyoruz. Bunu dedim ya, az önce de belirttim. Yani eğer biz hayatımızın her alanında ona yer vermezsek kesinlikle ve kesinlikle doğru adım atmış olmayı. Çünkü Allah-u Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize örnek olarak gösteriyor. Ben sizde onun için en güzel örnek ondadır. Eğer onu alırsanız, eğer biz doğumumuzdan hayatımızın sonuna kadar her alanımızda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ne örnek almak istiyorsak mevcuttur. Yani onun bize tavsiye etmediği hiçbir hayatımızda hiçbir kesit bulamazsınız. Evet. Yani bu kesitleri önümüze koyduğumuz zaman eğitim hayatımızdan, çocukluğumuzdan, gençliğimizden, evliliğimizden, aile hayatımızdan, eşlerimizle, çocuklarımızla olan muamelelerimizden, ilişkilerimizden, komşularımızla olan ilişkilerimizden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gönüllere nakşeden hitapları vardır. Evet. Her zaman için birçok başarıyı savaşsız kazanmıştır. Onu örnek gösteren komşuları, ona hakaret eden, onun yoluna dikenler seren komşuları hangi dinden olurlarsa olsunlar, müşriklerden olsa olsun fark etmez. Onun hayatına bakarak iman etmişler. Evet. Yani biz bunu eğer görebiliyorsak, bunu anlayabiliyorsak, bunu hayatımıza geçirmek istiyorsak onu da iyi tanımamız lazım. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilişiyle hatta peygamberlik gelmeden önceki kısmı bizi çok derin bir şekilde ilgilendirmesi, ona iyi bakmamız gerekir. Nedir? Bunlardan birincisi Hilful Fudul olayı. Hilful Fudul'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ileriki safhalarda ben her zaman için bugün dahi olsa ona üye olurdum, ona katılırdım dediği bir oluşumdur. İkincisi kendisine peygamberlik verilmeden önce El Emin sıfatı vardı. Evet. Biz maalesef hayatımızda, toplumumuzda, kardeşlerimiz arasında, yaşadığımız ortamda bir adaleti, iki eminlik sıfatımızı maalesef yitirmiş durumdayız. Bunun da kazanımı ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinden alabiliriz. Yani bize verecek duyguları çoktur. Eğer biz onun örneklik hayatından bir kesitini, yeter ki hayatımıza
nakşedelim, onu anlayabilelim, yansıtabilelim, ne mutlu bize. Kesinlikle. Sayın Aydın, şu dört kategoride düzenlenmiş olan dört kitap olduğunu görüyoruz. Bu dört kitabın özellikle neye göre böyle hani dört kategori ayrıldığını, birinci kategoride özellikle 4-5 yaş için, ikinci kategori 6-7 ve 8. sınıflar, üçüncü kategori ise lise grubu ve dördüncü kategoride yetişkinler grubu olarak dört gruba ayrıldığını görüyoruz. Bu konuda özellikle ayrılmasının temel sebebi ne olabilir? Şimdi malumunuz yani her toplumumuzdaki bütün insanların hem seviye olarak yani bugün bir yetişkine anlatılan bir çocuğa anlatılamaz. Bir gence anlatılan belki bir yaşlıya anlatılamaz. Bunu dikkat etme gerekir. Özellikle anlayabilmeleri için ve kendi hayatlarına daha iyi şey yapabilmek için kendi seviyelerine göre. Özellikle bizim birinci kategorideki dikkat edilmesi hani bazen ilkokul, ortaokul diyoruz onu bile değil. Örneğin hani normalde 4. ve 5. sınıflar için bizim birinci kategorideki kitabımız 4 ve 5. sınıflar için. Normalde 5. sınıf ortaokula girdiği halde biz hani 5. sınıflar 8. sınıflarla yarışacak olsalar bir adaletsizlik olur mantığıyla dedik ki yani bir adaletsizlik olur. Yani bugün 5. sınıf okuyan bir çocuk 8. sınıftaki birisiyle nasıl yarışacak? Sorusu da bu bir yarıştır. Yani bu bir sınavdır. Biz de öğrencilerimiz özellikle eğitimcilerimiz bu konuda çok dikkat etmektedirler. Ve bu hani ilkokul 3-4 için birinci derece kitabımız yani birinci kategori kitabımız. Yine bunun yanında ikinci kategori kitabımız 6-7 ve 8. sınıflar için onların seviyelerine uygun bir şekilde yazılmış. Ve üçüncü kategori kitabımız da yine lise okuyan kişilerin seviyesine göre yazılmış. Yetişkinler içinse yetişkinler seviyesine göre yazılmış. Aslında gönül isterdik ki hani böyle beşinci bir kategori de yapmak. Hani bununla ilgili bize epey teklif de geliyor. Örneğin üniversite mezunları diyorlar ki işte efendim tam biz de yetişkiniz ama biz medresede okuyan bir fakihle ve da bir alimle, bir imamla biz nasıl yarışacağız diyorlar. İşte biz üniversiteden ayrı bir kategorisi olsun. Lise mezunları diyorlar ya biz lise mezunu işte üniversitelere nasıl yarışacağız diyorlar. Böyle şeyleri de oluyor. Ancak kategoriler fazlalaştıkça yük de fazlalaşıyor, yükümüz de ağırlaşıyor. Örneğin biz her sene ayrı ayrı kitaplar yazıyoruz. Bu kitaplarımız normalde özellikle eğitim komisyonumuz var. Bu kitapları özel ser sınavı için yazıyorlar. Yani şu anda yazmaya başlamışsa birkaç kitabımız gelecek sene için hazırdır. Şu anda yazmaya başlamışsa gelecek sene yetiştirmek için. Bundan dolayı hani böyle biraz daha da adil olmak için, biraz daha da onların seviyesine inmek için hem kitapları hem de yarış konusunda, sınav konusunda birbirle yarışabilsinler diye bunu kategorilere ayırmışız biz. Ödülleri de aynı şekilde kategorilere ayırmışız. Yani böyle herkesin kategorisine göre ve durumuna göre hediye veriyoruz ona. Kategorisine inşallah ilerleyen zamanda inşallah ona değineceğiz. Sayın Temur, yapmış olduğunuz bu siyer sınavından dolayı halktan almış olduğunuz tepkiler konusunda neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyoruz. Sınavımızın sonuçlandıktan sonra elhamdülillah ödüller dağıtılmaya başlanıyor. Tabi bunlar peyderpey bize yansıdıkça maillerimize çok güzel olumlu mailler geliyor. Biz onları aldığımız zaman bazen hani eksik olan gruplarımızın bilincine varıyoruz. Maillerimizi de her zaman için peygambersevdalları.com sitesinden takip edebiliyoruz. Yarışmacılarımız, katılımcılarımız bizleri. Burada da siyersınavı.com'dan bize mail attıkları zaman bu maillerde sormak istedikleri sorulara, bizlere varsa önerileri, bununla ilgili çalışmalarımıza katkıları varsa her zaman için bunu bekleriz. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Ben gelen maillerden kardeşlerimizin mesela bazılarının hatta kendi şöyle bir hani anılarını anlatıyorlar. Az önce de gerçi biraz bahsettim ondan. Bir evli çiftin tesadüfen internette dolaşırken siyer sınavımızla başvurusuyla karşılaşmış ve eşiyle birlikte kaydolmuşlar. Geçen seneydi. Başvurduktan sonra hemen kitap teminini başladılar. Kitabı temin ettikten sonra karşılıklı bir şekilde müzakere ederek okumuşlar, notlar tutmuşlar, yazmışlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yani bu kitaptan anladıkları kadar daha önce düz mantıkla okudukları kitaptan anladıklarından çok çok daha farklı olduğunu gördüklerini söyledikleri zaman biz bunda yani çok çok
mutlu oluyoruz. Kesinlikle. Çocuklarda bir de özellikle güzel bir izlenim oluyor. Sonuçta hani çocuktur. Yani beklentileri o an için, bazılarının beklentisi bir bisiklet, bir bilgisayar, bir laptop vesaire olabilir. Ama bu sonraki ileriki aşamada böyle bir şahsiyetle tanıştığı için, bizim onları tanıştırdığımız için çok çok mutlu olduklarını bize ifade ediyorlar. Sayın Adın, özellikle ödül konusunda yanılmıyorsam 5 ümre ödülü var değil mi? Evet. Bir de farklı ümre ödüllerini, kategorileri nasıl yapılıyor? Bu konuda sizlerle ne söylemek istersiniz? Yani zaten yani ödüllerimize geçeceğiz. Az önce dedin işte yani katılımcıların olumlu olumsuz tepkileri üzerine. Zaten bizler bu CS sınavını yaparken gerçekten özellikle katılımcılarımızın önerilerine ve şikayetlerine yani fazlasıyla önem veriyoruz ve onların istediği gibi yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Eğer bazı şeyleri yapamıyorsak da ki bilsinler ki imkansızlıktan dolayı, elimizden gelmediğinden dolayı bunu yapıyoruz. Örneğin onların böyle olumlu olarak bize döndükleri, yani bakıyoruz ki kitabı böyle kitap kadar soru çıkarmışlar, not alıyorlar, şey yapıyorlar, karşılıklı evde oturup bazen bir aile işte anne, baba, çocuklar, kızlar beraber hepsi oturup beraber çalışmaktadırlar. Ve bunu bize bazen notlarını gönderiyorlar, böyle duygularını bizimle paylaşıyorlar. Bu yani çok güzel duygular gerçekten. Yani bundan da hani böyle insan büyük bir haz alıyor, büyük bir zevk alıyor. Ve bunun için de Allah-u Teala'ya şükürler olsun, güzel şeyler ortaya çıkıyor. Tabi ümre ödülümüze gelince yani gerçekten biz de ilk bu sınava başladığımız zaman belki katılım azdı ama hani bir kategoriye yönelik, yetişkinlere yönelik bir sınav yapıyorduk ve ilk başladığımız zaman 50 kişiyi ömreye gönderiyorduk. Evet. Şimdi biz 50 kişiyi ömreye gönderdiğimiz zaman sadece yetişkinlerdi. Sonra bunun için hani ilkokullar girdi, şeyler girdi, 300 binlere sayılar çıktı, böyle çoğalınca biz de mecburen bir sefer hani öğrencilere yönelik. Hani belki ömre yetişkinleri belki şey yapıyor yani böyle cezbediyor onları, herkes istiyor ki ömreye gitsin ama hani çocuklarımız, ilkokul, ortaokul okuyanlar en çok hani bisiklet severler, tablet severler, bilgisayar severler, o tür şeyleri sevdikleri için biz de onlara göre hediyeleri ise yaptık. Yani özellikle hani biz geçen sene özellikle bu geçen sene de aynı bu sene gibi diyordurlar. Sadece yetişkinlerde 5 tane ömre vardı. Bizim katılımcılarımızın çoğu da biliyorum ki bu sene de bize mailler gönderiyorlar. Niye işte öbür kategorilerde de ömre yok diye. Hatta biz geçen sene yine Rahber TV ekranlarında onlara gelecek senenin inşallah imkanlar el verirse bütün kategorilerde ömre vermeye çalışacağız diye onlara söylemişti. Ancak özellikle bu yıl ülkemize bir ekonomik sıkıntı yaşandı. Ve bu sıkıntı hani ister istemez bize de yansıdı. Örneğin yani kitaplar bugün yani %50 kitap kağıt paraları arttı. Böyle şey olunca biz daha imkansızlıktan dolayı geçen senenin verdiğimiz ödüllerin aynısını bu sene vermek zorunda kaldık. İnşallah imkanlarımız şey olursa, daha iyi olursa ve o da böyle hayırseverler yardım ederse inşallah önümüzdeki yıllarda bütün kategorilere de ümreyi koymayı istiyoruz. Ona göre inşallah bir düzenleme yapacağız tabii ki. İnşallah. Yani onlara bunu demek istiyoruz. Yani biz onların o tepkilerini alıyoruz. Yani bu önerilerini alıyoruz ve değerlendiriyoruz. Ancak eğer bazı şeyleri yapmıyorsak imkansızlıktan dolayı yapamıyoruz. Yani onlar da bizim kusurumuza bakmasınlar. Eyvallah. Aslında biraz önce Sayın Temur Hocam bahsetti. Dedi ki kaybedeni olmayan bir sınavdır. Evet. Kim bu sınavdan giriyorsa en azından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını öğrenip ondan sonra Eshab-ı Kiram'ın hayatını öğrenmek aslında başlı başına büyük bir kazanç olduğunu bizzat görebiliyoruz. Aslında baktığımızda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanan bir toplum, onun güzel örnekliği yaşayan bir toplum hakikaten hem evlerimizde hem mahallelerimizde, sokaklarda bir nebevi hava solduğunu görebiliyoruz. Peki Efendimiz Aleyhisselatü'nün hayatını öğreniyoruz. Onu hayatımıza taşıyabilmek için, onun örnekliğini yaşayabilmek için, onu en güzel örnek olarak yani çevremize tanıtabilmek için belli bir gayret olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda gençlerde hakikaten onları bu gayrete sevk edecek neler olabilir? Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alana bunu sevk edecek. İşte biz de zaten bunun çabası içerisindeyiz. Evet. Peygamber Sevdaları Vakfı kuruluş amaçlarından bir tanesi de onu halkımıza, kardeşlerimize, müminlere, insanlığa, yani bunu özellikle altını çizmek istiyorum, insanlığa Rabbimiz en güzel şekilde tanıtmıştır. Ama biz de bir vesileyle ulaşamadığımız, iyi anlaşılmadığına inandığımız veyahut da kendisini yanlış tanıtmaya çalışanların aksine vakfımızın bir amacı da budur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i
toplumumuzda özellikle gençlerimize, çünkü gençliğin önemi farklıdır. Sahabelerimize baktığımız zaman iman edenlerin %70'i 25 yaş ve altıydı. Yani bu üzerinde düşünülmesi gereken, umut bağlanması gereken gençlerimizin olduğuna inanmaktır. Geçen seneyle alakalı bir ortaokul öğrencisiyle ilgili bir şeyi paylaşmak istiyorum burada. Kardeşimiz dizüstü bilgisayar kazanmıştı. Kendisiyle görüşme yaptık. Kendisine bilgisayarı teslim ettikten sonra bu başarıya ulaşmasının sırrını ondan sorduk. Kitabı tam 12 sefer okuduğunu söyledi. Yani bir kitabı 12 sefer okuduğunu söyledi. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. Yani bu hem yani azmin olduğunu, bu işe teşvik edebildiğimize inandığımızın bir göstergesidir. Tabii kardeşlerimizi farklı etkinlikler yaparak da teşvik etmeye çalışıyoruz. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ve sahabeyi tanıtmak için Peygamber Sevdaları Vakfı yıl içerisinde sadece siyer sınavı değil. Yani birçok etkinlik yapmaktadır. Mevlüt etkinlikleri, ondan sonra Kasım ayı, sahabe ayı etkinlikleri. Bunları birçok alanda etkinlik düzenlemektedir. Kesinlikle. Sayın Adın, çok önemli, çok değerli bir çalışma sizler imza attınız. Bu sadece sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. Aslında hakikaten bu konuda hem annelere, hem ebeveynlere, hem eğitimcilere, yani öğretmenlerimize de ciddi manada bir görev düşüyor. Bu konuda sizler nasıl tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Zaten şu anda gerçekten Peygamber Sevdaları Vakfı kurulduğu günden bugüne kadar Peygamber Selam'ı toplumumuza taşımak için, onun ahlakını, yasatısını taşımak için elinden gelen bütün çabayı sarf etmektedir. Tabii yani şöyle bir şey de diyebiliriz ki, özellikle bizim bu şiir sınavını yaptığımız ilk seneye baktığımız zaman Türkiye geneli, bakın, yani Türkiye geneli yapılan bir şiir sınavı yoktu yani. Bugün elhamdülillah sadece Peygamber Sevdalan dışında 3-4 kurum Türkiye geneli şiir sınavı yapıyor. Yani biz bunlara da vesile olduğumuz için ziyadesiyle seviniyoruz bunu. Yani böyle onlara da bir şey olmuyor. Bugün bakıyorsun, okullar bunu yapıyor. Milli Eğitim bunu yapıyor. Müftülük bunu yapıyor. Başka STK'lar, İslami STK'lar bunu yapıyorlar. Herkes bunu yapıyor. Ancak bir de gençlerimizi ifsad etmeye yönelik, çocuklarımızı ifsad etmeye yönelik çalışmalara baktığımız zaman da yine bizim bu yaptığımız çalışmadan daha çoktur. Yani demek istediğim budur ki biz Müslümanların daha çok çalışması gerekir. Evet. Eğer onlar günde 20 saat çalışıyor, bizim 24 saat çalışmamız gerekir. Ama maalesef yani Müslümanlara baktığımız zaman bu durumda değiller. Bundan dolayı bugün çocuklarımızı, gençlerimizi kaybediyoruz. Anne babalara gelince, anne babalar keşke çocuklarına yani normal böyle yani evdeki bir eşyaya verdikleri önemi veyahut da kendi konforlarına, kendi zevklerine, kendi yaşantılarına verdikleri önemi çocuklarına vermiş olsaydılar. Yani bugün bakıyoruz çocuklarını gerçekten okula gönderdikleri zaman da odur. Yani bir okula gönderdikleri zaman özellikle hani bazen ilkokuldayken, ortaokuldayken bile çocuğu dershaneye gönderirdiler. Dünya kadar para verip çocuğu dershaneye gönderirdi. Bütün yatırımlarını bazen kendi çocukları üzerine yapıyorlar. Yeter ki bu çocuk okusun üniversiteyi, bir meslek sahibi olsun, bir öğretmen olsun, bir doktor olsun diye, bir anne baba bir çocuğu doktor olsun diye yaptığı masrafların %1'ini kendi çocuklarına Peygamber Efendimiz'in hayatını tanısınlar, İslam'ı tanısınlar, ahlaklı olsunlar, kendi vatanlarına, milletine iyi evlat yetiştirelim diye eğer çalışmış olsaydılar bugün bu durumda olmazdık. Evet. Bakıyoruz çocuklarımız okumuş olabilir, doktorlarımız, profesörlerimiz okumuş olabilir ama bakıyoruz İslam'ı ahlaktan, Peygamber Efendimiz'in ahlaktan çok uzaktılar. Bu da fazlasıyla toplumumuzu ifsad etmektedir. Toplumu bozmaktadır, gençlerimizi bozmaktadır. Yani bizim anne babalara yani çağrımız budur. Çocuklarınızı özellikle efendim işte ben nasıl çocuğumu sabah namazına kaldırırım? Çocuğunuz düşün eviniz yanıyorsa çocuğunuzu orada bırakır mısınız? Bırakmazsınız değil mi? Onu yerde sürükleseniz bile onu yangın içine çıkarırsınız. Allah-u Teala bize diyor ki yani kendinizi ve çocuklarınızı yakıtı taşlar ve ateşten olan cehennem ateşinden koruyun diyor. Bizim çocuklarımızı korumamız gerekir. Bu ateşten korumamız gerekir. Cehennemden korumamız gerekir. Onların elini tutup gerekirse onları kendi elimizle kitaplar alıp onlara vermemiz gerekir. Kendi elimizle onlara İslam'ı öğretmemiz gerekir. Kurtuluş İslam'dadır.
Bunun dışında yoksa dünyadaki yani bir yani 50-60 yıllık bir ömür geçecektir sonunda. Ama Allah-u Teala'nın huzuruna çıktığı zaman bizler hem çocuklarımızın hesabını vermek zorunda kalacağız hem bu toplumun hesabını vermek zorunda kalacağız. Sadece kendi çocuklarımız için değil, mahalledeki çocuklarımız, akrabalarımız çocukları için de çalışmamız gerekir. Eğer bizler bu şekilde yaparsak çocuklarımızı kazanırız. Gerçekten çocuklarımız bizim çocuklarımız olur. Eğer bizler bunu yapmazsak çocuklarımız bir gün gelecek. Bugün bakıyoruz yaşlılar 50-60-70 yaşındaki dedeler, nineler sokaklarda kalıyor. Adama soruyorsun çocuğun yok mu diyor, çocuğum var diyor. Bana bakmıyor. Huzur evlerinde dolmuşlar yaşlılarımız. İşte eğer bizler çocuklarımızı İslam'a göre yetiştirmesek bu çocuklarımız gün gelecek bizim başörtümüzle, bizim ibadetimizle, bizim yasantımızla alay edecekler. Anne babaları olduğumuz için bizden utanç duyacaklar ve bizleri sokaklara terk edecekler. Eğer biz bunun olmasını istemiyorsak biz daha çocuklarımız küçükken, daha ilkokul, ortaokul çağındayken onlara İslam'ı öğretmemiz gerekir. Onlara Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını anlatıp o şekilde hayatlarına yön vermeye çalışmamız gerekir ki iyi bir toplum ortaya getirelim. Kesinlikle anlatmış olduğunuz şeyler gerçekten de çok kıymetli, çok değerli şeyler. Yani hakikaten bir öğretmen, bir doktor, bir şey insan olabilir ama eğer insanın içinde o insani karakter, o İslami sıfat eğer olmazsa, o sevgi, saygı, şey mihengi olmazsa hakikaten de ne annesine, ne babasına, ne de topluma hiçbir faydası olmayacaktır. Sayın Teymur, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hani iman ettikten sonra salih ameller bahsediyor. Biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda her ayetinde yani özellikle iman geçtikten imandan sonra muhakkak derece salih amel geçiyor. Yani amenu ve amilu salihat olarak geçiyor. İman ettikten sonra salih amel. Bizler de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyoruz, yerini okuyoruz. Onun dizleri dibinde yetişen ashab-ı kiramın hayatlarını okuyoruz. Bizler onların hayatlarını sadece okumakla değil, onların yaşantılarını, onların örnekliğini kendi hayatımıza geçirip onu ciddi manada özümsemek için bizim içinde bulunmamız gereken gayret nasıl olmalıdır? Bu konuda sizinle neler söylemek istersiniz? Allah razı olsun. Amin sizden de. Yani bu konuda Allah-u Teala'nın tabii muhakkak bize olan emirlerinden bir tanesidir. Yani salih amel olmadan ihlas olmaz. İhlas olmazsa salih amel olmaz. Bunlar hepsi birbiriyle ilintili olan şeylerdir. İhlasımızı muhafaza etmemiz için bizim salih amellerimizi işlemedeki gayretimiz, yapmış olduğumuz çalışmalarımız, Rabbimize olan ibadetlerimizle alakalıdır. Yani bu konuda işin açıkçası... Yani çünkü biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani o dizleri dibinde geçen ashab-ı kiram Rabbimizden onlara bir emir geldiği zaman o emre ciddi manada sarıldıklarını görüyoruz. Evet. Yani hani ben şöyleyim böyleyim demeden hiçbir şekilde tembellik bir şekilde mazeret öne sürmeden Allah'ın emirlerine ciddi manada yapıştıklarını görüyoruz. Ama biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını iyi okumamıza rağmen, onun ashab-ı kiramın hayatını çok ciddi manada okumamıza rağmen baktığımızda amel konusunda ciddi manada bir tembellik yaşıyoruz. Yani bir gevşeklik gösteriyoruz. Ama ashab-ı kiramın hayatına baktığımızda öyle bir gevşeklik görmüyoruz. Ciddi manada Allah'ın emirlerine bir yapışma, bir kenetlenme olduğunu görüyoruz. Bunun da bizim toplumumuzda, bizim hayatımızda, bizim zamanımızda biz bu konuda gevşeklik göstermemizin temel sebepleri ne olabilir acaba? Yani malumunuz yani temel sebeplerden bazıları yani toplumumuzun herkes tabii bu konuları bir yerlere bağlıyor olabilir. Kimisi ekonomik olarak bağlıyor, kimisi şey. Yalnız yaşantımız dünya içerisinde internet ortamı dediğimiz ortamda gençlerimizin çok hızlı bir şekilde çağa adapte olması ve bunları olumsuz yönde etkilenmesi bizim de bu konuda eksikliklerimiz vardır muhakkak. Neden? Çünkü çağımızın gerektirdiği şekilde onlara ulaşma araçlarını çok iyi kullanarak onları yetiştirme imkanına sahip değiliz. Evet. Yani bu artık bu birazcık bireyselleri aşıyor. Bu sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, devlet düzeyinde topyekin bu işe el atarak yani gençliğimizi bu işe dahil ederek onları bu karanlık bataklığından uyuşturucu, kötü alışkanlık, hırsızlık yani bunlar en üst olan şeylerdir. Yani düşünün bir gencin bir büyüğüne saygısı, sevgisi bile kalmamış. Yani bırakın onun söylediklerini yapıp salih amele dönüştürmek, Rabbini tanıyıp ona kul olmak, kul olacağına kesinlikle bunun yanından geçmiyor. Yani insanlara bir mikrofonu uzatın, peygamberini tanımıyor.
peygamberini tanımayan bir topluma biz de ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtıp tanıştırırsak, onlarla kaynaştırırsak hayatına yön verecek şahsiyetin Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu Resul-i Ekrem'i olduğunu ona hem ispatlar hem onu teşvik edersek bu konuda, ondan sonra ibadi olarak, ihlas olarak, amel olarak her şeyin en güzelini yapacaklarına inanıyoruz. Evet. Yani aslında biraz önce şunu demek istiyorum. Hakikaten bilgi konusunda çok ciddi manada yoksun değiliz. Bilgi konusunda belki birçok konuda bilgi sahibiyiz. Ama ameli konusunda hakikaten tembellik gösterdiğimizi düşünüyorum. Yani belki şu an biz bilgi çağındayız. Gerçekten birçok şey biliyoruz. Ashab-ı kiramdan, hani mesela ilk ashab-ı kiramdan belki ciddi manada birçok şeyi daha fazla biliyoruz. İlmi olarak belki daha fazla şey biliyoruz ama ameli konusunda ciddi manada tembellik gösteriyoruz. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Okuduğumda Hazreti Bilal'in hayatını daha Mekke döneminde onun sahibi olan Ümeyye ona zulmederken, ona işkence ederken, o hani yazın sıcağında taşın altında onu bekletirken dedikleri şey sadece ehad ehad ehad. Sadece bunu söylüyor. Yani o birdir, o birdir, o birdir. Ancak Medine'ye hicret ettikten sonra, Medine İslam Devleti kurulduktan sonra Hazreti Bilal'in arkadaşları ona soruyorlar. Ey Bilal, yani neden o taşın altında, o kızgın sıcakta sadece ehad ehad diyordu? Diyordu, ben sadece onu biliyordum. O birdir, o birdir. Yani benim eğer bildiğim başka bir şey yoktu. Eğer ben başka bir şey bilmiş olsaydım belki başka bir şey söylerdim. Aslına baktığımız zaman hakikaten Hazreti Bilal ve onun diğer arkadaşları bizim için muhteşem örneklikler gösteriyorlar. Onlar az bir şey biliyorlardı ama ciddi manada amel ediyorlardı. Bizim bu konuda amel, yani hani uygulama konusunda, amel konusunda ciddi manada eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Yani aslında bu topluluğun biraz da silkelenip kendine gelmesi gerekmiyor mu sizce? Yani muhakkak öyle. Yani bu konuda hakikaten umuyoruz ki belki hani yani bu hazırlanan siyer kitapları belki de bu topluluğu, bu insanları, bu halkımızı belki biraz da kendine getirme konusunda ciddi bir gayret de olur diye düşünüyorum. Bu kitapların hazırlanışında sınav komisyonumuzun bir yani dikkat ettiği hususlardan bir tanesine değinmek istiyorum. Lütfen. Kitapları hazırlanırken en çok önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siretini okurken, siyerini okurken, hayatını okurken gençlerimize, katılımcılarımıza, kardeşlerimize bunun içerisinden kendi hayatına örnek alabileceği bir şeyi dahi eğer başarabilirsek ne mutlu bize. Yani bunun içerisinde dedim ya, Peygamber Efendimiz'i örnek alacak o kadar çok şey var ki. Siz sahabeden bahsettiniz. Sahabeyle bizim aramızdaki fark zaten bu. Onlar hayatlarında bir şey öğrendikleri zaman onu amele çevirirlerdi. Bizde öyle değil. Bizde hep bilgi, bilgi, bilgi. Onun dışında maalesef bir uygulama yok. İnşallah bunu da en güzel şekilde okuyarak, anlayarak, yaşayarak, hayatımıza tatbik ederek, hayatımıza geçirerek inşallah salih amellere de inşallah ulaşacağız diye İnşallah. Düşünüyoruz. Ona geçmeden önce Siyer Araştırmaları Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım çok güzel bir benzetmede bulunuyor. Özellikle Ashab-ı Kiram topluluğu ile bizim şu anki topluluk arasında. Diyor ki onlar, hani teşbihte hata olmasın diyor, onlar Kur'an'ı yiyen bir topluluktu. Evet. Biz ise tabiri caizse Kur'an'ı çiğneyen bir toplumuz. Yani onlar hani Kur'an'ı yediklerinden dolayı YouTube hazmediyorlardı. Onlar kendi hayatlarına tatbik ediyorlardı. Ama biz çok affedersiniz hani biz sadece çiğneyip bırakıyoruz. Ondan dolayı yani çiğneyip yutmadığımız için, kendi hayatımıza, yaşantımıza geçirmediğimiz için de bu şekilde amele geçmiyor ve bu konuda da ciddi manada bir eksiklik oluyor. Ki Allah-u Teala ayet-i kerimede İstaizübillah şöyle buyuruyor. Diyor ki bildiğiyle amel etmeyenler sırtında kitap dolusu merkep gibidir. Yani bizler aslında bildiklerimizle eğer amel edersek Allah-u Teala bize bilmediklerimizi de öğretecektir diye düşünüyorum. Sayın Adın, bu konuda hani siyer araştırdım, yani hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu konuda ciddi manada doğru anlayabilmek, onun hani dizleri dibinde yetişen Ashab-ı Kiram'ı da kendi topluluğumuza, kendi hayatımıza taşıyabilmek için bize çok ciddi manada görevler düşüyor. Bu görevleri hakikaten yerine getirdiğimizi düşünüyor musunuz? Şimdi bizim çok karamsar da olmayalım bence. Toplumumuza baktığımız zaman gerçekten, yani geriye dönüp baktığımız zaman şu anda epey ilerleme kat edilmiş. Özellikle gençlerimizde, çocuklarımızda, bayanlarımızda Peygamber Efendimiz'in hayatını okuma, İslam'ı okuma, kitap, özellikle İslami kitapları okuma yönde bir artış vardır. Bilgi yönde de bir artış vardır. Elhamdülillah
Bugün camilere gittiğimiz zaman özellikle çocuklarımız camilerimize geliyor, cıvıl cıvıl sesleri geliyor, şey yapıyorlar. Yani elhamdülillah bugün toplum olarak, Türkiye olarak daha doğrusu, yani bir geriye dönüp baktığımız zaman şu anda iyi bir yerdeyiz. Yani özellikle İslami yaşantı biraz daha öne çıkmıyorsa, bugün düşünün, bugün Batman'da 25 bin, 30 bin kişi siyer sınavına kaydoluyorsa, bugün Diyarbakır'da 40-50 bin kişi siyer sınavına kaydoluyorsa ve bu kitapları okuyorsa, yani bu bir ilerlemedir, bu iyi bir şeydir. Az önce bahsettiğim gibi biz siyer sınavına başladığımız zaman Türkiye genelinde yapılan bir siyer sınavı yoktu. Ama bugün Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye genelinde yapılan siyer sınavı, onun üzerinde siyer sınavı yapılmaktadır. Evet. Herkes bunu yapıyorlar. Ve bu da hani böyle çok şey olmayalım. Elhamdülillah bugün ilerleme var. İslami yasantıda da ilerleme var. Bugün özellikle böyle biraz daha millet bilgiye çabuk ulaşabiliyor belki. Oradan biraz tembellik olmuş. Böyle özellikle internet yaygınlaşmış. Herkes telefonlara gömülmüş falan ama hani sonuçta hani böyle baktığımız zaman çok iyi örnekler de verebileceğimiz, toplumumuzda iyi örnekler verebileceğimiz yerler de var. Yani elhamdülillah bu da iyidir yani. Şimdi yani böyle zaten şu anda İslam'a karşı olan, İslam'ı sevmeyen kişilere de baktığımız zaman zaten onların şikayeti diyorlar işte her yerde İslam yaşanıyor. İşte efendim işte 40 milyon işte şey varmış, işte imam varmış, soymuş bu iş diye. Yani bundan dolayı yani bu çok karamsar olmayalım. Elhamdülillah bugün İslam'ın yasantı da Türkiye'de iyidir. O yönde de iyiye gidiyor, gittikçe iyiye gidiyor. Önemli olan buna katkı sağlamak, bunu biraz daha ileriye götürmektir. Evet, bizim de aslında temennimiz odur. Yani aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatımızın her anına ve her alanına ciddi manada onu taşımak, onu yaşamak, onun örnekliğini kendi her, yani daha doğrusu hayatımızın her anına onu taşımak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hani gönül öyle istediğinden dolayı bazen insan öyle söyleyebiliyor. Temelimiz de o yöndedir. Kıymetli izleyenler, kısa bir araya gideceğiz. Bizden ayrılmayın. Kıymetli izleyenler, Peygamber Sevdaları Vakfı kurucu üyeleri Nurettin Teymur ve Feyzi Aydın'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Teymur, onu oku, onu yaşa temasıyla düzenlenen siyer sınavı için yapılması gereken, ondan sonra uyulması gereken kurallar nelerdir? Bu konuda sizler neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyoruz. Ben bu konuyla ilgili Peygamber Sevdaları Vakfı sitemizden ayrıca siyersınavı.com adresimize gelen maillerle ilgili kardeşlerimize bazı aydınlatıcı bilgiler vermek istiyorum. Evet. Bize gelen mesela bazı maillerde işte sınava ben Batman'da kaydımı yaptırdım ama fakat o tarihte Batman'da olamayacağım, İstanbul'da veya farklı bir yerde olacağım diye soru gelmiş. Bu durumda ne yapabilirim? Bir kardeşimiz Türkiye'nin herhangi bir yerinde sınav başvuru merkezlerimizin bulunduğu bir yerde ön başvuru yapıp kitabını aldıktan sonra, onaylandıktan sonra zaten kendisine bir mesaj gidiyor. Bu mesajdan sonra biz sınav tarihine 2-3 gün kala bir mesaj daha atıyoruz. Sınava gireceği yeri belirliyoruz kendisine. Bu sınavı, girmek istediği sınavı Batman'da kaydolmuşsa, Türkiye'nin herhangi bir yerinde sınav yaptığımız bütün noktalarda sınava girebilir. Yeter ki kimliği yanında bulunsun, onu göstererek girebilir. Bu konuda hiçbir sıkıntı yoktur. Evet. Sadece değerlendirmeye aldığımız zaman yanlış beyanda bulunan kardeşlerimiz bu konuda mağdur olabilirler. Evet. Yani beyanlarını düzgün bir şekilde vermelidirler. Hangi kategoride giriyorlarsa bunlara dikkat etmeleri gerekmektedir. İkincisi, bazı kardeşlerimiz işte ben lise mezunuyum ama 2000 doğumluyum. Acaba hangi kategoriden sınava girebilirim? Sınav şartnamemizde de gayet açık bir şekilde mevcuttur. Kardeşlerimizden yine tekrar ricamız, siyersınavı.com adresimizden şartnamemizi iyice okusunlar. 2000 doğumlu ve öncesi olan kardeşlerimiz, 2001 ve öncesi efendim, özür dilerim, 2001 ve öncesi doğumlu kardeşlerimiz 4. kategoride yarışacaklar.
ve ondan sonraları ise lise çağında, yani örgün eğitim alan kardeşlerimiz kendi kategori, liseler 3. kategori, ortaokulda 6-7-8 2. kategori, ilkokul 4 ve ortaokul 5. sınıflarda 1. kategoride yarışmamıza katılacaklar. Bir başka kardeşimiz, selamun aleyküm, Erzurum'da sınava girmek istiyorum fakat kitap temin yeri yok diye bize yazmış. Şu anda Türkiye geneli yapmış olduğumuz sınavda bazı yerlerde sınav yapma imkanımız olmuyor. Mesela bunun örnekleri işte hangi il ve ilçeler değil, bizim yine siyersınavı.com adresimizden takip ettikleri zaman kitap temin noktalarımız, yani sınav kayıt noktalarımız hepsinde mevcuttur. İli girdikleri zaman o ilin ilçesi, beldesi neresi varsa orayla ilgili yine onları siyersınavı.com adresimize yönlendireceğiz. Sayın Temur, kitapları internet üzerinden temin etme imkanı var mıdır? Yok. Maalesef online sisteminde şu anda kitap temin ettiremiyoruz. O altyapımız hazır değil. İnşallah bu da konuştuğumuz, altyapısını yapmaya çalıştığımız bir düşüncemiz var inşallah bunun içinde. Yani maalesef şu anda yok. Bizim belirlediğimiz kitap temin noktaları var. Hangi ilden katılmak istiyorsa kitap temin noktalarını o adresimizden veya vakfımızın merkezini dahi ararlarsa biz bu konularda kendilerine yardımcı oluruz. Ama sitemizde ayrıntılı bir şekilde nerede başvuracak, hangi kategoride başvuracak, nasıl başvuracak ayrıntılı bir şekilde internetin bulunmuş olduğu her yerde zaten başvuruda bulunabilir. Tabii. Aynen öyle. Ön başvurudur. Kayıt, yani onay almayan bir yarışmacımız kesinlikle bu haktan faydalanamayacak. Onun bilinmesini isterim. Lütfen buna dikkat etsinler. Bir de bir kardeşimiz 2019'da yapacağınız sınavda umre kazananlar ne zaman umreye gidecektir diye bir soru sormuş. Evet. Genel bütün kardeşlerimize söylüyoruz. Şimdiden, yani kazanan kardeşlerimize tebrik ediyoruz. Çünkü bunun heyecanı çok farklı bir duygudur. Umreye gidecek kardeşim, 2018 yılında umre kazanan kardeşlerimiz nasip olursa bu semester tatilinde umreye gidecekler inşallah. Bu yıl sınava girecekler de tabii. Bu yıl sınava girecek kardeşlerimiz ise bir sonraki senenin, yani genelde sömestr tatillerine denk getiriyoruz. Hem şartlar daha uygun, hem de kardeşlerimiz o süre içerisinde gerekli yasal işlemlerini, pasaportu vesaire, biraz bunlar sürüyor. Yani ister istemez katılımcılarımıza hepsine ulaşmamız için bizim için de zamana ihtiyacımız var. Sömestr tatilinde veriyoruz bunu. Sayın Teymur, bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Diyor ki, hani umreye gitmeye hak kazanmış olan biri kendisi gitmeyip de kendi yerine başka birini gönderme imkanı var mıdır? Böyle bir şans tanınıyor mu? Maalesef. Böyle bir şey yok değil mi? Yok. Birinci dereceden eğer şey olursa, birinci derece. Tabii birinci dereceden eğer göndermek isterse anne baba kardeş gidebiliyor. Gönderebiliyor. Evet. Bu konuda öyle bir durumumuz var. Onu da ayrıca şuna değinmek istiyorum. Şartnamemizde özellikle kardeşlerimizin okuması gerekir. Ben bunu birebir okumak istiyorum. Vakfımızca daha önce herhangi bir bölgede düzenlenen siyer sınavında dereceye girip umre ödülü kazananlar 2019 onu oku onu yaşa ödülü siyer sınavına katılıp dereceye girseler dahi verilecek ödüllerin hiçbirinden yararlanamayacaklar. Yani bu konuda kardeşlerimizi de anlayış bekliyoruz lütfen. Çünkü bu işte hani ödül vermek elbette ki haklarıdır ama daha sonraki katılımcılara da bir hak tanımak gerekir. Yani bu işte uzmanlaşmış kardeşlerimiz var. Her sene umreye gitmeleri doğru değildir. Biz buna böyle bir çözüm getirdik. Maksat sürekli hem başka kardeşlerimiz de umre ödülünden faydalansınlar diye. Daha önceden girip eğer umre ödülü kazanmışsa kesinlikle bir sonraki sene gidemiyorlar. Bu da ayrı bir şey. Yani en burada son, herhangi bir zaman kotası var mıdır? Örnek olarak maalesef hani yok. Daha önce vardı, onu kaldırdım. Bir zaman kotası zaman yoktur. Yok. Yani umre ödülü, yani ödül olarak ödül alamayacak ama yine de biz sınava katılmasını istiyoruz bu kardeşimizin. Hatta kitaplarımızın değerlendirmesini bile yapıp bize göndermelerini kendilerinden bekliyoruz. Sınava girmek için ön kayıt yaptırdım. Herhangi bir kart veya çıktı almam gerekir mi? Sınava ön kayıt yaptırıp kitap temin edip sınav gününü bekleyen kardeşlerimizin bir çıktı almasına veya bir kart vizit almasına gerek yoktur. Bizim amacımız, girdiği zaman hiç kimliğini dahi kontrol etmesek bizim için bir problem yok. Bizim şartımız şudur. Sınava girecek kardeşimiz girdiği okulda sonrasında kontrol ettiğimizde
ön kaydı, kitap teminini ve onaylı onayını almış olması gerekiyor. Bunları aldıktan sonra istediği yerde, istediği şartlarda yani eğer unuturlarsa, kimliksiz dahi gelirlerse biz onları sınava tabi tutuyoruz. O konuda hiçbir sıkıntı yoktur. Bu konuda müthiş bir tolerans var sanki. Yani bunlar olsun, bunlar da çünkü sonrasında bağlayıcı olduğu için bir problem yok. Yani sonuçta biz de bu diğer ÖSYM'nin yaptığı gibi böyle çok katı kurala koyup 5 dakika gecikti falan. Tabii bizim de belirli bir vermiş olduğumuz süremiz var tabii. Çünkü yoksa haksızlık olur diğer katılımcılara. Biz bunun da en aza inmesini temenni ediyoruz. Evet. Bir de kategorilerin sorularını söylemek istiyorum. Birinci kategori 60 soru ve 100 dakika cevaplama süresi vardır. İkinci kategorideki kardeşlerimiz 80 soru, 100 dakika cevaplama süreleri var. Üçüncü kategori 80 soru ve 100 dakika. Dördüncü kategori 100 soru, 120 dakika cevaplama süresi var. Evet. Bu konuda dikkat etmesi gereken şu anda kadar bize gelen kardeşlerimize söylemek istediğimiz bunlardır. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sayın Aydın, biraz önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsettik. Onun dizleri dibinde yetişen Ashab-ı Kiram'dan bahsettik. Onların örnek bir nesil olduklarından bahsettik. Onların ciddi manada bizler için güzel bir örnek olduklarından bahsettik. Ancak baktığımızda bu son zamanlarda gerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gerek de onun dizleri dibinde yetişen Ashab-ı Kiram'a bir düşmanlık olduğunu görüyoruz. Yani hani bazı çevreler bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve Ashab-ı Kiram'a serzenişte bulunduklarını ve hakaret ettiklerini, hatta bazen iftiraya varacak derecede hakaret ettiklerini görüyoruz. Bu konuda sizler neler söylemek istersiniz? Yani elhamdülillah İslam'ı uyanış oldukça, Müslümanlar İslam'a, Peygamber İslam'a yöneldikçe bazı karanlık hedefleri olan kişiler kudurmakta. Ve kudurdukları zaman da maalesef bazen böyle en değerimiz olan, kıymetlimiz olan Peygamber Selam'a bile dil uzatma cüretinde bulunuyorlar. Aslında bu zihniyet İslam'ı kutsallarına 1989'da saldıran Selman Rushdie'nin, yine 2005'te Danimarka'daki karikatür saldırısı ve 2010'daki Kur'an-ı Kerim'i yakan papazla aynı kirli ve kirli zihniyetin yerli versiyonlarıdırlar. Evet. Onların yerli işbirlikçileridirler bunlar aslında. Bunlar tabi biz Peygamber Sevdalı Vakfı olarak geçmişte Peygamberimize yönelik hiçbir hakarete ve saygısızlığa sessiz kalmadık. Peygamber Sevdalısı halkımızla birlikte Peygamber düşmanlarına karşı durduk ve her ortamda tepkimizi ortaya koyduk. Tabi biz bugün de Peygamber düşmanlarını onların ahlaksız saldırılarına sessiz ve tepkisiz kalmayacağız. Bunu herkesin bilmesini isteriz. Peygamberimizin sahipsiz olduğunu hiç kimse düşünmesin. Canlarımızın ona feda olduğu yüce önderimizin savunmak, ona sahip çıkmak bizim için bir namus borcudur. Bizim için en değerli olan Peygamber Selam'ı, Peygamber sevdalısı halkımız, Peygamber varisi alimlerimiz, vaydınlarımızı, sedakalarımızı, yine yetkilileri Peygamber'e yönelik yapılan bu küstah saldırı karşısında seslerini yükseltmelerini istiyoruz. Tepkilerini ortaya koymalarını tabii ki bekliyoruz. Özellikle bugün gücü elinde bulunduranlar, hükümet olanlar, özellikle Müslüman, %99'u Müslüman olan ülkede Müslümanların oylarıyla iktidara gelen kişilerin kendi yetkilerini kullanarak bunlara gereken cevabı vermelerini bekliyoruz. Bizler hep birlikte Peygamberimiz savunur, onun yüce sahasetine sahip çıkarsak Peygamber düşmanları bir daha böyle bir küstahlığa yeltenmezler diye düşünüyoruz tabii. Yani tabii ki en önemlisi de hani İslam'a, Peygamberimize ve İslam'ın kutsallarına saldırı suç olmalıdır. Yetkililer, yetki elinde bulunduranlar bu yetkileri kullanarak bunu suç haline getirmeleri gerekir. Ve biz tabii ki Türkiye'nin... Sayın Aydın, aslında baktığımızda bu belli odakların İslam'a, Müslümanlara ve İslam'ın kutsallarına hakaret etmeleri, Müslümanların bu konuda sessiz kalmaları diyebilir miyiz? Yani Müslümanlar hakikaten bu konuda sessiz kalmaları, ona ciddi manada tepki göstermemeleri, bu konuda onu yorabilir miyiz? Yani bu cesareti onların, yani Müslümanların sessizliğinden alanı söyleyebilir miyiz? Oradan alıyorlar. Yani bugün düşünün, Türkiye'de birileri işte birileri hakkında konuştuğu zaman veya da birilerine hakaret ettiği zaman bakıyoruz mesela
Sabahın birisinde hemen gözaltına alınıp savcılar harekete geçer, tutuklanır, gereken yapılır ve bir daha pek seslerini çıkaramıyor. Çıkardıklarına da pişman olur. Ancak Peygamber Aleyhisselam'a yapılan son bu saygısızlıkta, eğer buna inanıyorum ki Türkiye'de değil de bunlar yerli olmasaydı, yabancı olsaydı belki daha çok ses çıkarırdılar. Ama nedense bizim içimizdekiler bu terbiyesizliği yaptıkları zaman sanki bizimkiler biraz işte bu benim kafirim dışarıdaki kafirden daha iyidir mantığıyla mı acaba davranıyor? Tabii bize peygamber sevdaları olarak Türkiye'nin birçok yerinde, onlarca yerinde biz bu bunu yapan, saygısızlığı yapan kişiler hakkında bir söz duyurusunda bulunduk. Tabii biz bu söz duyurularımızı yaptık. Sadece bizimle yetinmemesi gerekir. Bütün İslam'ı sedakaların, bütün sedakaların, bütün oluşumların da bu söz duyurusunda bulunmasını istiyoruz. Hatta halkın da kendi inisiyatifini kullanarak herkes kendi adına da gidip söz duyurusunda bulunabilir ve bunların cezalandırılması için. Yani demek istediğim budur ki bütün Müslümanların en sert bir şekilde tepki göstermeleri gerekir ki bir daha bunlar böyle bir sayı yeltenmesinler tabii ki. Evet. Tabii biz dedik söz duyurusunda bulunduk. Tabii savcıların da hani bu söz duyurularımızı bir an önce şey yapmalarını, hemen harekete geçmelerini istiyoruz onların. Yani bizim maksadımız işte Türk Ceza Kanunu 216. maddesinin ihlalin çok açık olduğunu, bu konuda halkı kin ve düşmanlığa sevk edenler hakkında yasal işlemin yapılmasıdır. Yani bizim isteğimiz budur şu anda. Yani yapmış olduğumuz onlarca şikayetin derhal savcılar bu harekete geçip bunu şey yapıp özellikle hukuk adamları, hakimler, savcılar gerekeni yapmasını bekliyoruz bundan. Eğer gereken yapılmazsa inanıyoruz ki başkaları da bu tür saygısızlıkları yapacaklar ve bu yayılacaktır. Eğer bizler Peygamber Aleyhisselam bütün Müslümanların, bütün dünyadaki bütün Müslümanların değeri ise bugün Türkiye'de böyle bir saygısızlık yapılmışsa kesinlikle Türkiye'deki hiçbir Müslüman bunu kabul etmemesi gerekir ve tepkilerini en üst perdeden dile getirmeleri gerekir. Bakıyoruz ki bunlar herhalde tepki yeterince olmamış ki bunlar hala birilerine saldırmaya başlamaktadırlar, birileri suçlamaya çalışmaktadırlar. Yani dememiz odur ki özellikle yetki elinde bulunduranların bir an önce harekete geçip gerekeni yapmalarını bekliyoruz onlardan. Kesinlikle. Sayın Teymur, biraz önce Sayın Aydın aslında değindiği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve İslam'ın değerleri sadece bizim için değil, aslında var olan bütün Müslümanlar için büyük bir değerdir, büyük bir kazanımdır ve sahiplenilmesi gereken bir şeydir. Baktığımızda hakikaten bu konuda Müslümanların ciddi manada sesinin kısık çıktığını görüyoruz. Müslümanların sesinin kısık çıktığını aslında görerekten bunlar edepsizliklerini daha böyle üst perdeden dillendirmeye çalışıyorlar. Aslında Müslümanlar eğer ciddi manada bir tepki ortaya koymuş olsalar, bir topyekün olarak tepkilerini göstermiş olsalardı böyle bir saygısızlıkta bulunmayacaklardı. Sizler peygamber sevdaları olarak herhangi bir suç duyurusunda bulundunuz mu? Evet, Feyzi Başkanımız da yani bu konuda az önce bahsetti. Biz 31 Aralık'ta Batman'da savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduk. Bununla beraber diğer koordinatörlüklerimizden de Elazığ, İstanbul, Antep, Urfa, Mardin gibi şu anda ilk aklıma gelenlerden bazıları, başkaları da Peygamber Sevdalı Vakfı olarak elbette ki birebir bunun arkasında durduğumuzu, bu işi yapanları halkın nezdinde mahkum edeceğimizi ve yaptıklarının yanlarına kar kalmaması gerektiğini, yani savcıların ve yetkilileri ellerinde bulunduranın, yani kendilerinin hatta ondan sonraki günlerde pişkince askeri, polisi, savcıyı, diyaneti uyarıyoruz diye direkt de yazılarına devam ettiler bunlar. Yani bu karanlık odaların Peygamber Efendimiz'e ve kutsallarımıza, Allahu Teala'nın ayetlerine yapmış oldukları hakaretler kesinlikle hiç kimse tarafından ve asla bizim tarafından asla ve asla kabul edilir bir şey değildir. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz ve bu işin peşini de bırakmayacağız. Yani bunu kamuoyuna sizin aracınızda duyurmak istiyorum. İnsanlıktan nasibini almamış bu karanlık oda sahipleri bunu iyi bilmelidirler ki biz onların zihniyetini çok iyi tanıyoruz. Ama tabii bu işin biraz daha hani böyle farklı boyutlarına da baktığımız zaman meyve veren ağaç taşlanır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dünyaya rahmet olarak gönderilişinin bir nedeni budur. Karanlıklar her zaman için aydınlıktan nefret etmişlerdir. Yani Müslümanları sevmemişlerdir. Bunu iyi bilsinler ki bizler elhamdülillah Müslümanız.
Kesinlikle ve kesinlikle bununla iftihar ediyoruz. Bize atılmış iftiradır. Yani işte İslam'ın sözde barış dini olduğunu iddia ediyorlar ama barış dini olmadığını, yani şu anda toplumumuzda olmadığını iddia ediyorlar. Halbuki Batı'nın bu zihniyetinin taşeronluğunu yapan bu karanlık oda kesinlikle ve kesinlikle yani bu ülkede böyle yayınların yapılmasına asla müsaade edilmemesi gerekir diye düşünüyoruz. Ayrıyeten güneş balçıkla sıvanmaz. Yani istedikleri kadar söylesinler, istedikleri kadar yapsınlar bunu. Kesinlikle ve kesinlikle güneş balçıkla sıvanmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı gönüllere nakşeden Rabbimizdir. Evet. Yani onların söylemiyle bu ama bu da kesinlikle onlardan kabul edilir bir durum değildir. Değildir. Evet. Ki bu konuda Üstad Bediüzzaman Allah ona rahmet etsin şöyle diyor. Diyor ki İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez, gündüz gibidir. Göz yummakla gece olmaz, gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Bu konuda baktığımızda hakikaten tarih boyunca küfür ehli, İslam düşmanları İslam'a ve Müslümanlara saldırıda bulunmuşlardır. Ve bu ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır. Son da olmayacaktır. Muhakkak. Ama temelimiz son olması tabii. Yani bu kıyamete kadar da böyle devam edecek. İman küfür savaşı devam edecektir. Aslında günümüze baktığımızda Müslümanların ciddi manada topyekun olarak eğer bu konuda tepki verirlerse bu edepsizliklerini, bu terbiyesizliklerini devam ettirebilirler mi sizce? Yani şöyle söyleyeyim. Eğer biz İslam toplumu olarak bu tür olaylara kesinlikle ve kesinlikle sessiz kalırsak yani bunun arkası kesilmez ve devam eder. Evet. Yani biz İslami toplum olarak bunun yani ferdi, bireysel, toplumsal, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerle yani topyekün bu işin arkasında durup kesinlikle ve kesinlikle yani hiç kimseyi mahkum etmelerine müsaade etmeden. Yani ben buradan şunu da söylemek istiyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Siirt müftümüz Ahmet Bey yani yapılması gereken, söylenmesi gereken ve kendilerine hatta nezaketle tövbe etmelerini tavsiye etmelerine rağmen bu Müftü Bey'i yani mahkum etmeye çalışıyorlar. Görevinden alınması için baskı yapmaya çalışıyorlar. Yani yani hem suçlu hem güçlü konumunda evet. Şu anda. Yani bunu göz ardı edemeyiz yani kesinlikle. Yani bu konuda hakikaten de Sayın Müftümüze sahip çıkılması gerektiğini aynen, düşünüyorum. Aynen, aynen. Kesinlikle sonuna kadar da arkasındayız. Evet. Zaten bunların yaptığı saldırılar az önce de ben söyledim. Özellikle Danimarka'daki karikatür saldırısından sonra hani 2005'te yapılmıştı bu. Evet. Bundan sonra hani Peygamber Sevdalı platformu kuruldu bundan sonra. Böyle bir platforma ihtiyaç duyuldu. Özellikle 2010 yılında İşte bir papazın çıkıp Kur'an-ı Kerim'i yakmasından sonra hani hatırlarsınız Kur'an Nesli diye bir platform kuruldu o zaman. Yani bunların saldırılarına misliyle yani daha fazlasıyla cevap verir, gereken yapılması gerekir. Eğer bizler bugün sessiz kalırsak yarın bunlar yarın Kur'an-ı Kerim'e de dil uzatırlar, yarın Allah-u Teala'ya da dil uzatırlar. Her türlü melaneti yaparlar bunlar. Yani bütün Müslümanları en üst perdede seslerini yükseltip bunlara karşı çıkmalarını gerekir. Hiç kimseden talimat beklemeden, hiç kimseden bir şey beklemeden bütün Müslümanların inançların gereği olarak, Peygamber Aleyhisselam ümmeti olmanın gereği olarak bunu hemen yapmaları gerekir ve herkes kendi elinde gene tepkisini ortaya koyması gerekir. Ve bunlara misliyle cevap verilmesi gerekir. Aksi takdirde çok daha kötü şeyler yapabilirler bunlar. Aslında şu an Türkiye'de hem İslam'a ve onun kutlu peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik herhangi bir saldırı, herhangi bir böyle hakaret olduğu zaman hakikaten bunu yasa altına, bir güvence altına alınması gerektiğini düşünüyor musunuz? Yani şu an çok açık bir şekilde bir insana laf attığınız zaman, hakaret ettiğinde karşı dava açabiliyor. Ama biri İslam'a ve İslam'ın peygamberi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a laf attığında, hakaret ettiğinde herhangi bir yasal dayanağı yoktur. Herhangi bir suç şeyi yoktur. Bu konuda eğer güvence altına alınırsa daha sağlıklı olacağını düşünüyor musunuz? Yani zaten muhakkak olması gerekir ki vardır aslında ama ne yazık ki Türkiye'deki hukuk biraz da kişilere göre işlenmektedir. Özellikle hani bazı şahıslara yapılan hakaretler hemen değerlendir, savcı harekete geçip cezalandırmaktadırlar. Peygamber selam gibi bir değerimize bile yapılan saldırıda bakıyoruz ki gerçekten en azından bu geride bıraktığımız süreçte sessiz kaldıklarını görüyoruz. Bu da bizi üzüyor aslında. Yani bunu derhal faaliyete geçmeleri ve gerekeni yapmaları gerekir. Yani çünkü bu önemli bir konudur. Yani bugün eğer bir
söyledisin yani eğer bugün birisine yapılan bir şey yani bir fakire yapılan bir hakareti görmezden geliyorsanız bir zengine yapılanı görüp de gereğini yapıyorsan bu adaletsizliktir. Evet. Bu adalet değildir. Özellikle burada Peygamber Aleyhisselam'a yapılan hakaret vardı. Yani bütün dünya Müslümanlarını incitmişse bütün dünya Müslümanları üzülmüştür. Evet. Ve bu Türkiye'de yaşanmıştır. Bütün herkesin gözü önünde yazılmıştır. Hala hakaretlerine devam etmektedir. Hala o yazısı Oda TV'nin sitesinde yer almaktadır. Evet. Bütün bunlara rağmen hala sanki birilerine talimat bekler gibi durmaları, hiçbir şey yapmamaları da düşündürücüdür. Evet. Ve bunu hem Müslümanların nezdinde hem de Allah-u Teala'nın nezdinde buna hiçbir şekilde cevap veremezler. Bunun altında kalacaklar. Evet. Yetki elinde bulunduranlar bir an önce bunlara gereken cevabı vermelerini evet. bekliyoruz tabi. Tabi biz de peygamber sevdaları olarak bunun takipçisi olacağız ve bu işin peşini bırakmayacağız inşallah. Evet. Sayın Temur, programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak sizler neler söylemek istersiniz? O da yani kardeşlerimize yani bu yapılan hakaretten dolayı yani konuşmalarınızdan bize şans verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz yine siyer sınavı ile alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Lütfen. Siyer sınavında hani kardeşlerimize kaybedeni olmayan sınava kayıt yaptırmayı kesinlikle unutmasınlar. Eş ve dost arkadaşlarına, kardeşlerine tavsiyede bulunsunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okumayı, öğrenmeyi ve yaşamayı kendilerine bir örnek alarak hayatlarını tamamıyla geçirmelerini istiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halkımızın dost ve komşuna kaybetmeyi olmayan bu güzel hayırlı işte herkesin üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi kırmayıp davetimize icabet ettiğinizden ötürü de sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Kıymetli izleyenler, onu oku, onu yaşa temasıyla düzenlenecek olan siyer sınavını konuştuk bu akşam. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun dizleri dibinde yetişen ashab-ı kiramı konuştuk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için müthiş bir değerdir. O hayatımızın her anında ve her alanında müthiş bir değerdir. Bizim onu okumamız, onu yaşamamız, onun onun örnek hayatını kendi hayatımıza da geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Rabbim bizlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun dizleri dibinde yetişen ashab-ı kiram gibi örnek bir insan ve örnek bir toplum olmayı bizlere nasip ve müyesser etsin. Kıymetli izleyenler, burada programımızın sonuna geldik. Peygamber Sevdaları Vakfı kurucu üyelerinden Nurettin Teymur ve Feyzi Aydın Beyefendi bizlerleydi. Katılımlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşene dek sizleri emanetçilerin en sadığı Allah'a emanet ediyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.